Sizi tanımayan izleyicimiz için kendinizi biraz tanıtır mısınız? Merhaba, ben Zafer Akçay. TRT spikeriydim. Ondan sonra da uluslararası düzeyde ve ulusal düzeyde motosiklette ileri ve güvenli sürüş eğitmeni olarak çalışıyorum. Eşim Fulya Akçay. Fulya Akçay. Ben de ileri ve güvenli sürüş eğitmeniyim. Ulusal ve uluslararası formatta. Ben de oğulları Utku Akçay. Ben de ileri ve güvenli sürüş eğitmeniyim. Evet, biz çok araştırdık. Dünyada bizim gibi böyle 3 tane, yani baba oğul anne olarak ileri sürüş eğitmeni olan motosiklette yok. Ama siz bulursanız bize söyleyin. Biz şu anda tek olduğumuzu düşünüyoruz bu konuda. Zafer abi, bu yılki fuarı nasıl buldunuz? Fuar çok güzel. Neden çok güzel? Bir kere yeri çok güzel. Eski fuar 10-11'deydi ve üstlü altlıydı, daracıktı falan. Şimdi inanılmaz. Yani Messe Frankfurt'a teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu fuar inanılmaz. Çok güzel. Avrupa düzeyinde bir fuar yaşıyoruz şu anda burada. Çok güzel. Messe Frankfurt'a biz de teşekkür ediyoruz. Bu yılki katılan firmalar için söyleyebileceğiniz ekstra bir işte düzeltmeler, tavsiyeleriniz var mıdır Zafer Bey? Katılım çok yüksek. Yani sığmadı gördüğünüz gibi şeylere. Katılım çok yüksek ve çok yeni firmalar gelmiş Türkiye'ye. Çeşitli inovasyonlar var. Biz bile böyle gözlerimiz büyüdü, değil mi seyrederken? Anormal şeyler var. Biz bunları bulduk. Yani dolaşanlar da bulacaktır. Daha renkli olabilir mi? Tabii ki, yani her şeyin daha iyisi olabilir. Ama bu yeni salonlarda ilk defa yapılan bu fuar, katılımcısı, buraya gelenler, görev yapanlar için gerçekten çok güzel. Ben herkese teşekkür ediyorum. Ondan da öte tebrik ediyorum. Zafer Bey, kazaları engellemek adına ve yeni sürücülere tavsiye olarak verebileceğiniz bir altın kural var mıdır? Altın kural değil de nasıl önlenebileceğine dair, kazaların nasıl önlenebileceğine dair iki kavram var. Biri denetim, biri eğitim. Eğer yeterince denetim olursa ve yeterince eğitim olursa biz bu kazaların önüne geçeriz. Dünya genelinde en çok kaza yapanlar genç ve erkek sürücüler. Yani 20-25 yaş arası, bütün dünyada böyle, sadece Türkiye'de değil. Ve bu grubun da en az eğitim alanlar grubunda olduğunu görüyoruz aynı zamanda. Yani hiçbir şey tesadüf değil ki bu tesadüf olsun. Bu yüzden tekrar ediyorum, önce denetim, sonra eğitim. Fuarın açılışına İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya katıldı ve bunun üstünü altını çize çize 4-5 kere söyledi. Yani bu andan sonra sevgili gençler, öyle teker yapanlar, stop yapanlar, makas atanlar, ayna kıranlar, vallahi bak abi tavsiyesi, eskisi kadar rahat olamayacaksınız. Lütfen artık biraz büyük söz dinleyin ya. Biz sizin iyiliğiniz için bunları söylüyoruz çünkü. Artık eskisi gibi değil. Yani Türkiye'de de motosikletin güvenli ve ileri sürüş eğitimine ulaşmak çok kolay. Özellikle büyük şehirlerde bu çok basit. Bir sürü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar açıldı, kurslar açıldı. Ama sevgili kullanıcılar, siz de bir zahmet araştıracaksınız bunları. Kimler MEB'e bağlı, kimler MEB'e akredite olarak çalışıyor ve kimler gerçekten sertifika verebiliyor. Bunları biraz araştırıp eğitiminizi alın. Çünkü dediğim gibi denetim ve eğitim sizi hayatta tutacak olan şey. Yani güvenli sürüşe ulaşmanız cidden çok kolay. Birçok okul var. Lütfen onlardan birini arayın. Yoksa sizler üzülürsünüz, aileniz üzülür. En çok da bu kötü. Size güveniyorum.